Bakın bizim giriş kapımız Akçay. Şimdi Akçay'dan Ünye'ye girebiliyor musun? Ünye yok bir defa. Ünye'nin kapısı yok. Ordu'ya bakıyoruz. Türkiye'nin en küçük büyük şehri. Bu çok kimlik bir aslında çok güçlü bir nokta bu özellik. Ama bakıyorsun Pecmur'da bir halde Akçay Köprüsü'nü geçince tabelalar eskimiş, yıpranmış, solmuş. Orada köhne bir şey var. Sözde bekleme noktası var polis noktası var. Tamamen kırık sandalyeler, çöpler. Yani hiçbir kimliği olmayan bir şehre, adeta bir ilçeden bir ilçeye geçiyorsun. Küçük bir ilçeden küçük bir ilçeye geçiyorsun. İşte bu vizyonu ordunun görmesi gerekiyor. Ünye'ye doğru ilerlediğimizde Ünye'ye dönecek bir kapımız yok. Bir işaret yok. Yüksek bir totemde Ünye yazıyor. Hatta geçen hatta fotoğrafları da var bende. Adana otobüsü baktım benim önümde Gölevi Mahallesi'nden girdi. Geliyor Ünye merkezi doğru. Dedim otobüsün ne? Otobüsün işi otogarla. Normalde de yasak aslında. Adam mecburen giriyor çünkü otogar yazmıyor diğer tarafa yönlendiren. Ünye sentrum yazmıyor. Yani şehir merkezi yazmıyor. Ünye diyor. Yani otobüs şoförü haklı olarak bir tır şoförü de diyecek ki Ünye'ye gidecekse mal götürecekse oradan girmek zorunda kalacak. Oradan girdiğinde Göleviden başlayacak Atatürk Mahallesi'nden şeye Çamurlu Mahallesi'ne Çamlıktı, Nikola'nın o bölgelerde trafikte sıkışmaya başlayacak. Sıkıştıkça bunalacak. Bunaldıkça diyecek ki ya artık ben bu şehre daha gelmem diyecek. Yani mutsuzlaşacak insanlar. Yani biz Ünye'nin giriş kapısından insanları mutlu etmeye başlamamız lazım. Ta ki biz bunu dernek olarak da yaptık. İlk çevre yolunun kazması vurulduğunda hep önerdik. Aynı zamanda Ünye'ye kolaylaştırıcı giriş yapmamız lazım diye. Ama diyoruz ya işte Sahanın aktörleriyle sahayı yönetenler bir araya gelmediği zaman bizim söylenmelerimiz eyleme dönmüyor. Eyleme dönmeyen hiçbir söylem sahada karşılık bulmaz.